Mesela ben geldim. Önce nasıl ve nereden başlayacağım? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Ne yapacağım ben şimdi? Geldim, sizle tanıştım. Ben su terapisti alacağım hocam. Hadi. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece ben zaten yönlendiriyor olacağım size. Sadece kendinizi bana bırakmanız. Sizden tek isteyebileceğim şey bu. Kaç dakika sürüyor hocam peki? Çok kişiden kişiye değişen bir süreç bu. Açıkçası kişiye göre programlıyoruz. Suyun üzerinde başlıyor, sonra suyun içinde devam edip en son karada artık topraklama dediğimiz kısma geçiyoruz. Ve tabii kişinin sürecinin, yolculuğunun nasıl geçeceğiyle alakalı. Bazen seanslar 15-20 dakika sürebiliyor. Bazen 1,5-2 saat sürebiliyor. Bu tamamen kişinin yolculuğuyla ve yolculukta karşılaştıklarımızla Ne alakalı. gibi şeylerle karşılaşıyorsunuz ki hani ona göre Yani karar veriliyor? şöyle bazen şimdi duygu açığa çıktığı için, enerji açığa çıktığı Ağlayan falan için oluyor tabii mu? yani kahkaha nöbetleri, ağlama krizleri, Aa, çok ayıp, nefes evet. alamama, öldüğünü Panik. hissetme gibi kaygı durumları da söz konusu olabiliyor. Ya da baş dönmesi, mide bulantısı hissettiğini düşünüyor kişiler. Ama bunlar tamamen tabii ki duyguların açığa çıkmasıyla ilgili hissettiğimiz fiziksel şeyler. Bazen de hatta farkında olmadan, bilinçli olmadan, bazen kişiler gözlerini açtığında bunları çok net hatırlayamayabiliyorlar. O Ha, yüzden gözler hep kapalı mı oluyor seans yolculuğumuz boyunca boyunca? gözlerimiz kapalı çünkü içimize bir yolculuk yapıyoruz. Anladım. Dış Siz orada dünyayla bağlantımız direktifler yok. mi veriyorsunuz Direktif de hocam? vermiyorum. Ben seansa başlamadan önce ufak bir nefes çalışması yapıyorum öncelikle. Bu nefes çalışmasında kişinin burnunda klips oluyor. Klips varken ne kadar süre nefesini boşalttıktan sonra tutabiliyor, bunu bir öngörüyoruz. Ki seansa ilk başladığımızda yüzeyde başlayan seans sonrasında kişi eğer hazırsa, bu çok önemli bir nokta, hazır olmadan kimseyi suyun altına almıyoruz. Nefes Travmatik bir şey tutma mı yaşamamak için, oluyor evet, orada? nefesimizi tamamen boşalttığımız noktada Boşaltıyoruz. tutuyoruz. Ve su altında burada görebileceğiniz gibi kişiler nefeslerini tutuyorlar. Sonra nefesleri bitmeye yakın ben onları suyun yüzeyine çıkartıyorum, Ona nefes siz mi alıyorlar. karar veriyorsunuz çıkarma anını yoksa Evet. kişiden alıyor musunuz o Tabii sinyali kişiden de zaten? alıyorum. Zaten videolarda da görürsünüz. Ben sürekli kişinin yüzünü izliyor oluyorum. Suyun altında da izliyorum. Ve aynı zamanda zaten saymıştım dışarıdayken ne kadar tutabiliyor nefesini diye. Tabii dışarıdayken 5 saniye nefesini tutamayan insanlar suyun içindeyken deniz kızı olabiliyorlar. Bu örnekte olduğu gibi. Ay harika. Bazen de tam tersi olabiliyor. Mesela kişi dalgıç. Ya da başka bir meslek yapıyor Hiç ama çok uzun alakası yok, değil süre nefesini mi? dışarıda tutabilirken suyun içinde boğuluyor hissi yaşıyor. Basınçtan dolayı mı yoksa travmatik olay mı? Travmatik, yani anne karnındaki deneyimiyle de çok alakalı bu. Mesela şöyle Aa. şeyler yaşayabiliyoruz. Anne karnında kordon dolanmış boynuna ve kişinin doğum hikayesinden haberi yok. Aa. Seans sırasında yaşadığımız şeyde bu açığa çıkabiliyor. Kişi nefesini Çok tutamıyor, suya güzel. dalamıyor. Suyun altına girmekte çok kaygılı hissediyor. Sonrasında çıktığımızda ben söylüyorum, annenizi arayıp doğum hikayenizi sorar mısınız? Bununla ilgili, nefesle ilgili bir sıkıntı yaşamış mısınız? 30 yıl sonra, 35 yıl sonra öğrenenler oluyor. Boynuma benim kordon dolanmış, ben nefessiz kalmışım diye. Ya asıl oradan sıkıntı varmış Evet. demek ki.